Merhaba sevgili terazi burçları. 5-12 Haziran haftası sizleri neler bekliyor? Yani bizleri neler bekliyor? Bir terazi olarak niyetlendim, içtim, kapattım. Bakalım bu hafta bizim için nasıl geçecek? Umarım sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, mutlu ve keyifli geçiririz. Diyerek hemen balımızı açalım ve anlatmaya başlayalım. Şöyle güzel bir falımız var aslında. Haydi bakalım. Sağlık konularında bel, kalça dikkatli olmamız gereken bir hafta. Bir de böyle yemek konuları, yemeğin fazla olacağı bir süreç. Bu konularda da dikkat edersek iyi olur. Genişleyen bir enerji var burada. Onu da söylemiş olayım. Şimdi bu hafta hadi ileri, hep ileri diyeceğiniz bir süreç. Neler bekliyor sizi? Bir kere aile konularında sanki karşınıza bazı kişileri alacaksınız. Sizin uzun zamandır kafanızda olan, yapmayı planladığınız bir konu var. Bu konuyla alakalı olarak biraz sıkıntılısınız aslında. Destek bekliyorsunuz. Bu destek de istediğiniz gibi gelmiyor. Yarım bir balık görseli var. Yani parasal anlamda da bir destek istiyorsunuz. Sanki düşündüğünüz ama başaramadığınız ya da beceremediğiniz bir konuda bir para kaybı yaşanmış. Karşınızda aile bireyleri durmuşlar. Sanki sizin bundan sonraki hamlelerinizde daha dikkatli olmanız adına önünüzde engel teşkil ediyorlar. Yardımcı olmak bir yana, sanki bu yapmak istediğiniz konuda size destek vermiyorlar. Bu desteği vermemelerinden dolayı da biraz sinirli ve agresif tavırlarda çıkıyorsunuz. Yani bu hafta özellikle pazartesi, çarşamba gününden itibaren destek almayı planladığınız anne, baba, kardeş, akraba destek olurlar dediğiniz bir konuda düşündüğünüz, umduğunuz kadar bir destek bulamayabilirsiniz. Bu konuda ikiye ayrılmış aile bireyleri de görünüyor aynı zamanda. Bir bölüm başınızın üzerinde güzel bir kısmet olduğunu, yani aslında biraz zamana bağlı olarak iyi şeyler yaşayacağınız ama bunun için zamana ihtiyacınız olduğundan dolayı bugün hareket etmemeniz gerektiğini sanki size söyleyecekler. Siz de çok fazla dinlemek istemiyorsunuz. Biraz yolunuzu belirlemiş ve ben bu yolda devam etmek istiyorum. Ben bunları yapmak istiyorum. Evet, hatalar var, yanlışlar var ama keyif aldım ve sonuçlarının iyi olduğunu düşündüğüm bir sürece devam etmek istiyorum diyeceksiniz. Burada bir kargaşa tabii ki var. Önünüze engel çıkartmak isteyen aile bireyleri karşınıza çıkacak. Bunları aşmak için de biraz üstten konuşup atlamaya çalışacaksınız. Yani yardım almadan da ben yoluma devam ederim diyebilirsiniz ama yarım devam ediyorsunuz. Bir oluşum var. Bu oluşumla alakalı olarak da bu süreçte özellikle cumartesi günü bir kişiyle konuşmanızı görüyorum. Bu konuşma aslında sizin önünüzü açacak. Çok aydınlık ve ferah görünüyor. Çünkü sonrasında genişleyen bir yol, genişleyen bir hayat akışı var. Bu hafta sonu aslında çok keyif alacağınız gelişmeler olacak. Bu parasal konuda da kafanıza taktığınız, uzun zamandır aile bireyleriyle de kavga ettiğiniz konularda gelişmeler yaşayacaksınız bir kere bu hafta. İlişkiler konusunda böyle dalgalı, hafif dalgalı bir denizin üzerinde gidip geliyorsunuz. Zaman zaman patlamalar haricinde de düzgün bir ilişkisi olanlar için bu haftada düzgün bir ilişki devam edecek. Arkada bıraktığınız bir ilişki varsa bundan haber almanız bu hafta söz konusu olabilir. Bir beklenti içine girebilirsiniz aslında. Çünkü geçmişten bugüne gelen bir kısmet görseli de var. Aşk konularıyla alakalı. Ben yalnızım, önümde seçenekler var ama ne yapacağımı, neye karar vereceğimi bilmiyorum diyen, bilemiyorum diyen terazilerden de olabilirsiniz. Önünüzdeki kişilerle alakalı seçim yapmak için çok erken. Zaten bu kişileri de siz kafanızda tam olarak oturtmadığınızdan dolayı yalnız olanların aslında bu haftayı yalnız geçireceği, geçmişten bir ilişkiden de haber alabileceği görselleri var. İş konularında bir ayağınız yere basıyor ama parmak ucundasınız. Yani işinizle alakalı bazı konularda temkinli davranmaya, sessiz sakin bir şekilde yolunuza devam etmeye çalışıyorsunuz. Ama burada sanki bazı şeyler sizde kopmuş. Yani olması gereken, hak ettiğiniz konularda
gereken yardımı iş yerinizden almadığınızı düşünüyorsunuz. Kafanızda bu konuları büyütmüşsünüz. O yüzden yere basarken de dikkatli basmaya çalışıyorsunuz. Aslında bunun alt tabanında işle alakalı farklı iş düşünceleriniz var. Bunu bir kişiyle görüştüğünüzü görüyorum ama cesaret edemiyor, ama beklenen teklifi alamıyor ya da sırtınızdaki yükler, maddi kaynaklı yükler yoğun olduğu için attığınız adımlarda net olamıyorsunuz. Bu hafta ortası itibariyle bu konularla alakalı biraz daha düşünceli çıkıyorsunuz. Yani parasal sıkıntılarınız, işinizdeki bazı belirsizlikler sizi hafta ortası rahatsız edebilir. Bu konuları da özellikle konuştukça içiniz daha fazla daralacak. Sanki ayağınız kolunuz olmuş. Yani adım atmak istiyorsunuz ama ayağınız yokmuş gibi. Elinizdeki seçenekler size yeterli gelmiyor demek oluyor bu. Bu seçenekler yeterli gelmediği için de bugün bulunduğunuz yerde çok da isteyerek çalışmadığınızı görüyorum. Uzaklaşmak, farklı bir yön, farklı bir iş arayışınız var. Ama bunun için de eğer bir teklif yaptıysanız, karşıdan bir teklife cevap bekliyorsanız eğer, bunun için daha erken. Havada duran haber görselleriniz var çünkü. Hafta sonunuz iş konularında sadece çarşamba, perşembe için yaşayacağınız bir olaydan dolayı sıkılabilirsiniz. Ama bu bireysel ya da kişilerle alakalı değil de işin işleyişi ya da sıkışmasıyla alakalı. Bu yüzden sizlik değil ama sizin kafanıza taktığınız, biraz uzatıp büyüttüğünüz bir konu olarak iş ve para konularında görünüyor. Aslında hafta sonuna doğru bir iş görüşmesi demeyeyim de bir arkadaşınızla sanki iş konularını konuşacaksınız. Yani bir konuda bir yardım isteğiniz olacak bir kişiden iş konularında. Sanki yeni bir iş var mı? Ya da işte benim şu meziyetlerim var, şunlarla ilgili bana bir iş bulunabilir mi? Farklı bir iş arayışına girmem gerekiyor aslında gibilerinden bir konuşmanın yaşandığı süreçler de görünüyor. Ama bunların hepsi havada sevgili terazi burçları. Bu hafta aslında biz biraz sakin olup attığımız adımları düzgün atmaya çalışacağız belki. Ama çok fazla kafamıza da takmayacağız. Çünkü su akacak, yolunu bulacak. Bunun için de sürece ihtiyacımız var olarak çıkıyor. Burasının çok güzel çıkacağını düşünüyorum. Çünkü fazla tel ve içeride. Buradaki görseli de size kısaca anlatmaya çalışayım. Bakın burada bir kişi kafasında bir konu. Karşısında da bir kişi var. Bir ilişki olarak değerlendirelim. Burada bayan ve erkek tarafı olarak değerlendiriyorum. Erkek teraziler kafasında ilişkisiyle alakalı karar veremediği bir sürecin içerisinde görünüyor. Sanki bir şeylerin ağır gitmesinden dolayı karşı taraf size karşı biraz kırılmış, biraz kırgın. Hani bir birlikteliğinizde bazı kararlar vermeniz gerekir. Bu kararları verirken hayatınızdaki olumsuzluklar sizi etkiler. Aynen bu şekilde bu olumsuzluklar sizi etkilemiş ve siz şu konuda yargılanıyorsunuz. Sen çok ağır düşünüyorsun, sen çok ağır hareket ediyorsun. Bu yüzden bence sen beni sevmiyorsun gibi yargılamalarla karşılaşmaları söz konusu. Oysa ki tabii ki böyle değil. Ciddi sıkıntılarınız, sırtınıza yük yaptığınız konular var. Ama karşı tarafın sizi anlamadığı, falın içinde de görünen çarşamba, perşembe günlerine dikkat edin. Çok hızlı konuşmalar, çok hızlı yanlış anlaşılmalara açık bir hafta olarak çıkıyor. Bir yükünüzden kurtulmak için destek arayışı burada da var. Bu desteği aslında bu hafta pazartesi salı itibariyle olgunlaştırmaya başlayacaksınız. Atmak için de elinizden gelen her şeyi yapmaya çalışacaksınız. Diyelim ki terazi burcusunuz ama bu falda sizin niyet ettiğiniz konular çıkmadı. Niyet ettiğiniz konuda kendinizi yetersiz ya da tehdit altında hissediyorsunuz. Hemen onun cevabını vereyim. Bu yüzden de bu konularla alakalı önünüzde iki seçenek olacak bu hafta. Bu seçeneklerden bir tanesinin önü kapalı, bir tanesinin önü açık. Ailenizin size destek verdiği ya da sizden büyük kişilerin size destek verdiği yol daha aydınlık, diğer yol daha kapalı diyebilirim. Bu aşk olabilir. Aşk da nedir? İşte karar verdiğiniz bir kişi var. Bununla ilgili iki yol var. İşte ya görüşürüm ya işte iki ay sonra yanına giderim. Atıyorum tamamen. Aileniz görüş dedi. Ailenizin dediği daha olumlu anlamında size bunu söylemeye çalışıyorum. Bunun dışında biraz karışık bir hafta dediğim gibi. Hep bir mücadele hali, düşüncelerle birlikte devam eden bir süreç var.
İş durumlarıyla alakalı söylemem gerekenleri söyledim. Bir tıkanıklığınız var. Bu tıkanıklığı aşmak için de biraz beklemeniz gerekiyor. Sizlik bir durum değil çünkü. Yani ben mücadele edeyim de şunu açayım diyeceğiniz bir durum değil. Çevresel bir durum olarak çıkıyor. Bunun dışında söyleyebileceğim de aslında bir şey yok. Sevgili terazi burçları. Biraz kısa oldu ama kusura bakmayın. Bu haftamız sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, mutlu, keyif ve aşk dolu geçsin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.